Herkese merhaba, Softcast'a hoş geldiniz. Ben Umut Esen, Softtek ve Strateji ve Ürün Yönetimi Direktörü olarak çalışıyorum. Teknoloji Raporu serisinde bugünkü konuğumuz IBM Türkiye Genel Müdürü Volkan Sözmen. Hoş geldiniz Volkan Bey. Merhabalar Umut Bey, hoş bulduk. Raporumuza verdiğiniz katkılardan dolayı tekrar teşekkür ederiz. Raporumuzdaki yazınızda şöyle bir başlık kullanmıştınız. Dijital dönüşüm hibrit bulut stratejisiyle yeniden şekilleniyor. Sizce dijital dönüşüm projelerinde bulut teknolojileri neden bu kadar ön plana çıkıyor? Aslında bakarsanız Umut Bey, yani son dönemde bizim hep birlikte yaşadığımız yoğun bir rekabet ortamı var. Çok dinamik pazarlarla karşı karşıyayız. Teknolojik değişimler de bu yönde çok hızlı ilerliyor. Regülasyonların çeşitliği birçok sektör için, sıklıkla bunların değişimi, müşterilere bu bir yandan etkin erişim, kullanıcı odaklı olma zorunlulukları gibi birçok iç ve dış nedenle aslında işletmenin dijital dönüşümün altyapısını oluşturuyor. Biz de bu anlamda bulut teknolojilerinin bu döneme hazırlık için inovasyonu tetikleyen bir araç olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu sorunlar karşısında bulut teknolojilerinin bir teknoloji uygulaması olarak sunduğu esneklik, maliyet avantajları, pazar erişim, tabii vazgeçilmez olan güvenlik çözümleri gibi birçok artısı var. Bu nedenle bulut teknolojilerin bir parça daha ön plana çıkmasını sağlarken bunların bir teknolojik çözüm değil, aslında iş ve stratejik modellerin yani temelinde konumlanmasına neden oluyor diye söyleyebilirim özetle. Bir parça daha açmak gerekirse belki son dönemde hepimizin içinden geçtiği bu salgın döneminde gördüğümüz bir takım veya farkındalığımızı arttıran bir takım olaylar var. Hepimiz uzaktan evden çalışıyoruz. Farklı araçlar kullanmaya başladık. Mevcut kullandığımız telefon ve akıllı sistemlerin üzerine işte daha kolaborasyonu arttıracak işte Slack gibi, Trello gibi, hepimiz bu Webex, şu anda yaptığımız Zoom gibi birçok platformlar kullanıyoruz. Yani örnek vermek gerekirse bu araçların hepsi belli bir şekilde bulut teknolojisinden yararlanarak. Yani bir düşünürseniz bunların eski geleneksel sistemlerde işte kapasite ihtiyacı olduğunda kapasite, RAM, CPU veya herhangi bir yazılım lisansı gibi bir takım şeylere ihtiyacı olduğunda, yani on-prem dediğim sistemlerde çalışıyor olsaydı hayatımız bir parça zorlaşıp olacaktı diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Bu anlamda. Mesela Zoom ne kadar hızlı bir şekilde scale etti ve birçok müşteri sayısındaki inanılmaz büyümeye rağmen kaliteyi korumaya devam etti. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu en somut örneklerinden bir tanesi. Aslında bu dönem bize hani bu teknolojilerin, yani bunları topluca bulut teknolojisi diyoruz. Bulut teknolojisi aslında hibrit bulut teknolojisi mevcut bildiğimiz geleneksel işletim altyapısı diyeyim veya computing power diyelim. Bunu bir parça yerine bununla değiştiriyor. Bu hibrit bulut teknoloji. Bu alt platform. Bunun üzerine işte yapay zeka, sanal veriler, işte blockchain, IoT vesaire, yani bildiğimiz birçok quantum computing, bunların hepsi bunun üzerine gelip aslında bu platform yeni işletim modeli gibi düşünebiliriz teknolojik anlamda. Evet. Özellikle stratejik bir bakış kısmına önem verdim ben. Söylediklerinizin arasından o çok ilgimi çekti. Çünkü özellikle kurumlar cloud'a geçişte bahsettiğiniz gibi verimlilik uygulaması bu. Hem yetkinlik hem de verimlilik odağında değişiklikler gerekiyor. Örneğin BT birimleri sayıca belki daha az kişiyle daha çok uygulamayı yönetebilir hale gelecek. Ama cloud yönetimiyle ilgili yetkinliklerin artması gerekiyor. Bu adaptasyon kısmında kurumsal firmaların cloud'a bakışları nasıl gerçekleşiyor? Son dönemdeki artıştan da bahsettiniz. Evet, yani çok güzel söylediniz. İşte burada ölçeklenebilme özelliği ve bir yandan da BT'lerin zaten gittikçe yönetimi zorlaşan, hem maliyet açısından hem de giderek büyüyen geleneksel sistemleri bir şekilde bir çözüm, bütün bunları tetikleyen de aslında müşteri talepleri bakarsanız. Yani yok, müşteriye odağa koyduğumuzda hepimiz için ve müşteri talepleri aslında şuradan güzel bir örnekleme yapabiliriz. Bizim IBM içerisinde aslında birinci dönem ve ikinci dönem diye adlandırdığımız bir bulut kullanım şeyi var. Birinci dönem mobilin daha çok kullanım olmasıyla, akıllı telefonların çıkmasıyla aslında son kullanıcının bildiğimiz klasik anlamdaki talepleri doğrultusunda daha çok son kullanıcının istekleri doğrultusunda şekillenen bir bulut kullanımı oldu. Public cloud dediğimiz. Evet. İşte WhatsApp'ı bunu bir örnek olarak kullanıp bir bakabiliriz. Her türlü aslında mobil uygulama, oyunlar,
Bunlar hep son kullanıcıyı adresleyen, kullanıcıyı odağa koyan ama daha çok dediğim gibi bir kritik iş yükü değil de son kullanıcının günlük hayatındaki iyileştirmeleri hedefliyordu. Şimdi aslında burada deneysel ve bir süreç geçildi ve başarıları, katkıları görüldü. Bu nedenle de artık kritik iş yüklerini hedeflemeye başlıyor teknoloji. Çünkü rüştünü ispatlamış bir teknolojik gelişme var burada. Ve hem maliyet avantajı sağlıyor, hem hızlı geliştirme imkanları sağlıyor. IBM'de yaptığımız çalışmalar veya aldığımız, edindiğimiz bilgiler yani kritik iş yüklerinin yaklaşık %80'inin özellikle kurumsal daha çok uzun zamandır sektörde olan şirketlerin bünyesindeki bu geleneksel sistemlerdeki veri ve iş yükleri zaman içerisinde hibrit cloud platformlarına taşınacak diye bakıyoruz biz. Bu aslında kurumsal sistemlerin tam sorduğun sorunun cevabı cloud sistemlerine bakışı, bulut sistemlerine bakışı bu şekilde şekillenmeye başladı. Yakın zamana kadar Türkiye'de nasıl etkili ve ne şekilde kullanılacağı konusunda birazcık belirsizlikler vardı. Bir yandan çeşitli sektörlerdeki bankacılık sektöründe olduğu gibi ciddi regülasyonlar, verinin nerede olduğu gibi konular. Ama hibrit cloud'la aslında bunu bir parça adresliyor olduk. Neden derseniz, çünkü bizim cloud'u bulut sistemlerinin hibrit bulut sistemleri dememizin altında yatan ana sebep müşterilerimizin dolayısıyla kurumsal şirketlerin geleneksel sistemlerinin yanında çok uzun zamandır tuttukları belki de verilerinin hiçbir zaman dışarıya çıkmaması gereken, belli bir güvenlik ortamında kalması gereken bir yapı içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Öte yandan da yeni teknolojilerle hem değişen iş gücünün de yetkinliklerini adreslemek, hem biraz önce konuştuğumuz pazar değişimi, müşteri talepleri gibi değişiklikleri adreslemek için yeni teknolojilerle hibrit bir yapıya geçmesi gerekiyor. O nedenle biz de hibrit bulut diye şey yapıyoruz, bunu bu dönemi ikinci dönemi adlandırıyoruz. Evet. Çok kısa bir belki, buyuruz. Bankacılıkta biz de bankacılık yazılımları yaptığımız için özellikle hibrit cloud ihtiyacını müşteride biz de net olarak gözlemliyoruz. Private bir nevi çift motorlu gibi çalışmaya başlıyor şirketler. Aynen öyle. Cloud'da belli bir verimlilik. Benzer şekilde de public cloud'da da daha dijital inovasyona yakın çalışma ve bunların yarattığı sinerjiyi bir arada kullanabilmek gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Özeti aynen bu. Tabii bu kadar hani söylemesi, konuşması kolay ama evet. Özellikle hani köklü kurumlardaki İş Bankası ve Softek bunlardan bir tanesi ki biz de hani 109 işine girmiş bir firmayız sürekli adapte eden kendini sizler de öylesiniz. Öyle bakınca olaya çok ciddi bir birikim söz konusu geleneksel sistemlerde. Bunların bir kısmının belli bir planlamayla, belli bir stratejiyle, o yüzden strateji dedim, iş öncelikleri ve stratejilerle, ilk önce bir toplu resmin çıkması gerekiyor. Bu sadece platform bacağı, bunun veri bacağı, güvenlik bacağı, işte yeniliklerin süreçlere nasıl yedirileceğiyle ilgili bir planlamalar gerekiyor. Dediğim gibi burada kurumlar bu planlama seviyesinde hangi verilerini hangi mimariyle nerede tutacaklar, nerede derken geleneksel sistemlerde bir kısmı hybrid cloud dediğimiz veya private cloud dediğimiz bir yapı altında ve bir kısmı da hakikaten regülasyonların izin verdiği ölçüde public cloud dediğimiz daha farklı modellerde. Bütün bu karmaşık sistemin bir güvenlik bacağı, buna uygun bir veri mimarisinde çalıştıktan sonra bunların yönetimi, tabii bu planlamadan yönetime giderken de bunların nasıl taşınacağı, buluta hazır uygulamaların geliştirilmesi, taşınması, bir yandan da hazır olmayanların tekrardan süreçlere bakıp yeniden inşa edilmesi gibi bir süreçten, devasa bir süreçten bahsediyoruz. Önümüzdeki dönem o yüzden yani böyle çabuk olacak değil ama pazar halinde ben önümüzdeki bilmiyorum herhalde 10 sene içerisinde diyebiliriz bu teknolojik ilerlemelerin hayatımıza daha fazla gireceği ama artık kaçınılmaz olduğu. Çünkü işin maliyet boyutu, açık kaynak kullanımları artık oraya evrildi ama kurumsal tarafta bakınca bunları konuşması kolay ama yapması hem ciddi maliyetler hem ciddi iş güçleri, yeni yetkinlikler ve oldukça da büyük bir zamana yayılacak gibi gözüküyor. Kesinlikle haklısınız. Burada bir servis ve danışmanlık hizmetiyle birlikte bunu paketlemek çok önemli. Ben IBM'in de burada güçlü olduğunu biliyorum. Benzer şekilde cloud'da bir ihtiyaçta aslında birden fazla cloud sistemi arasında geçiş. Çünkü nasıl zamanında büyük sistemler işte private on-premise sistemler üzerinde biz bağımlılık oluşmaya başladı. Şimdi benzer şekilde cloud'da sistemler büyüdükçe kurumlar
Orada da bir vendor lock-in durumları oluşmaya başladı. Ya da herhangi bir kesinti durumunda alternatif acaba cloud olabilir miydi? Paralel bunları kullanabilir miydi? Biraz daha multi-cloud dediğim stratejiyi de koyuyor. Tam onu söyleyecektim, evet. Yani şimdi aslında bu vendor lock-in'i cloud çeşitli tabii birçok farklı şey cloud çözümü var. Yani özellikle public cloud bakınca yani çok çeşitli sayıda sağlayıcı var. Aslında bu da bu özgürlüğü, kullanıcının özgürlüğünü, müşterilerimizin özgürlüğünü sağlamak adına çoklu bulut sistemlerinin yönetimi. Bu yönetim deyince de çok çeşitli tabii yetkinlik seviyesinde müşterilerimiz var. Yani bunu yönetimle olduğu gibi bizim gibi bir takım şirketleri, işi bu olan şirketleri devretmek veya bunu hibrit bir yapıda birlikte yönetebilmek veya ben bunu bir şekilde yönetirim, bana bunun aracını ver diyen o skalada değişken, bu değişken skalada çeşitli örneklerini görüyoruz piyasada. Ama çoklu bulut sistemleri aslında bahsettiğiniz riskleri adreslemek üzerine o da hayatımıza girdi diyebiliriz. Yani son bir senedir, iki senedir çokça sayıda örnek görüyoruz. Türkiye'de de buna yönelik örnekler görüyoruz. Yurt dışında da yani bunun uygulamasına geçmiş örneklerimiz var. Evet, her sektörde aslında bu platforma geçiş, yani çoklu sağlayıcı, çoklu kullanıcı mantığı gitgide yayılıyor. Özellikle burada açık kaynak kod, kurumlar eskiden çok alışıktı. Belli bir firmanın garantisini alıp onunla gitmeye. Fakat zamanla bu değişmeye başladı. Artık biraz daha açık kaynağın popüler olduğu bir dönemdeyiz. Bu açık kaynak kodlar multi-cloud sistemlerde, geçişlerde de büyük avantajlar sağlayabilir. Evet. Özellikle kurumsal uygulamanın bu yaklaşımlarındaki değişimler ve bunların işte cloud üzerine etkileri üzerine neler düşünürsünüz? Şimdi aslında IBM için açık kaynak çok yabancı bir terim değil. Yani IBM'in 90'larda başlayan, hani yaşları yeten dinleyiciler için söyleyeyim, belki herkes için hatırlayacak bir konu olmayabilir ama tabii 1990'larda Linux Vakfı'na 1 milyar dolarlık bir bağışla başlamıştı. Yani şimdi kapalı sistemler, açık sistemler argümanını ben bir parça burada tekrar bir değerlendirmek istiyorum. Aslında evet, kapalı kaynak kodlu sistemlerle açık kaynak kodlu sistemler konu. Ve bizim çok uzun süredir işte 90'larda dediğim gibi içinde Red Hat'in de bulunduğu bu Linux Vakfı'na 1 milyar dolarlık yatırımız. Bir örnek, başka örnek vermek gerekirse Apache Yazılım Vakfı'nda 99'larda kuruluşuna yaptığımız öncülük. Bunlar aslında IBM'in, yani açık kaynak. Açık kaynak neden önemli? Açık kaynak kimin geliştirdiği, nasıl geliştirdiği bilinmeyendi. O yüzden kurumlar için güvenlik veya destek almak gibi bir sürü farklı endişeden dolayı bir parça uzaktan bakılan ama hani bir yandan da cazibesini koruyan bir konuydu. Bu geçtiğimiz dönem aslında açık kaynak kodlar üstünü ispatladı. Çok ciddi bir komünite oluştu ve bunun arkasında çok ciddi, ki Red Hat'in yani hakikaten takdire şayan bir modeli var. Yani müthiş bir development gücü, geliştirme gücü ve bunun arkasında müthiş bir destekle bunları kurumsal şirketlere sunabilir hale getirdi, ürünleştirdi. Ve yani o modelle şu anda neredeyse hani o anlamda kendini çok ciddi ayrıştırdı rakiplerine göre. O nedenle bizim de Red Hat'te işbirliğimizin arkasındaki temelinde yatan konulardan biri de Red Hat'in aldığı bu yol ve Hybrid Cloud'u ve Red Hat'in yaptığı, yani sağladığı platformları bizim inovasyon tetikleyecek bir platform olarak görüyor olmamız. Tabii bunun arkasında biraz önce söylediğiniz gibi inanılmaz bir hizmet planlama ve strateji geliştirme ile ilgili bir süreç var. Evet. Red Hat üzerinde aslında open source kullanan kurumlar, onu da aslında manipüle etmek mümkün. Para kazanır hale getirmek mümkün. Açık kaynaktaki tecrübe, oradaki işte know-how'ı bir araya getirip bunun üzerine de daha katma değerli servisler, işte Red Hat'te işte OpenShift gibi yapılarla biraz da ücretli yaparak kazan kazan bir model yapmak mümkün. Peki Türkiye'de özellikle kurumlara bu bulut teknolojine geçiş konusunda neler önerirsiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Yani hep vurguladığımız en çok konu belki de bu işin zahmetli ve uzun bir süreç olduğuydu. O yüzden bulut transformasyonunun, bulut yolculuğunun bir şekilde dijitalin göbeğinde olduğunu ama bununla birlikte yanında güvenlik, veri mimarisi ve üzerine konacak ihtiyaca bağlı olarak, kurumun ihtiyacına bağlı olarak çeşitli işte kuantumdan blockchain'e, IoT'ye kadar farklı farklı teknolojiler var.
bu büyük resimde bunların bir günde olabilmesi, yani parası neyse verelim hepsini yapalım, mümkün değil. Bu ciddi bir değişim gerektiriyor. Hem şirket içinde değişim, hem iş gücünde değişim, hem iş yapma alışkanlıklarında değişim, müşteriye gidişte değişim, çok ciddi anlamda değişim. O yüzden bunları sindire sindire faz faz ele almak gerekiyor. Planlama aşaması o nedenle çok çok. Ama bunu bir kere yaptıktan sonra bu planlama yanlış da olabilir. Zaten hızlı olabilmeyi, çevik olabilmeyi getiriyor bu teknolojik platform. O nedenle ama bir iyi bir planlamayla başlayıp ondan sonra biraz önce konuştuğumuz gibi işte taşıma, inşa etme ve gerektiğinde yönetim modüllerine kadar yavaş yavaş ilerlenmesi gerekiyor. Tabii bunun ortasında her zaman hiç unutmamamız gereken birçok değişim var. Maliyet tabii ki cazip, açık kaynak cazip ama burada esas konu kullanıcının ortada olduğu ve kullanıcı olan. Kullanıcının taleplerinin sıklıkla ve hızlı değişebilmesi. Aslında bunu tetikleyen, bu teknolojik değişimi tetikleyen ilk biraz önce de konuştuğumuz gibi işte mobilin büyümesiyle başladığımız gibi son kullanıcıdaki değişim, aynı kullanıcılar şimdi kurumlardan da bu çözümleri beklediği için çok çok önemli bir aşama. O nedenle sindirerek fazlarla ele almak lazım. Diğer bir konu unutmamamız gereken bence aralarda söyledim ama iş gücündeki değişim. Yani iş gücündeki değişim, evet hepimiz farklı bir background'la geliyoruz, işlerimizi yapıyoruz. Ama bu keskin değişime ayak uydurmamız gerekecek. Hatta bizim bu konularda yaptığımız belki basında veya farklı yerde takip etme şansı olmuştur dinleyicilerimizin. P-TECH diye, Pathways in Technology Early College High School. İlk önce kolejlerde ve işte daha temel eğitimde bu teknolojilerin eğitimiyle ilgili ciddi anlamda içeriği olan işte Hybrid Cloud'da, Public Cloud'da veya bahsettiğimiz yeni teknolojilerle ilgili ücretsiz eğitimler veriyoruz ve Türkiye'den ciddi anlamda burada bir talep var. Yani bu beni mesela çok mutlu ediyor. Çünkü geleceği hazırlamak gerekiyor. Bunlar, bu kişiler zamanla iş gücüne katılacak arkadaşlarımız. Ve bunlara ne kadar hazır olurlarsa Türkiye'nin bu teknolojik dönüşüme ayak uydurması o kadar hızlı ve kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bir vurgulamak istediğim konu da yine iş gücüyle ilgili. Hep hibrit dedik. Eskiyle yeninin harmanlanması, entegre olması dedik. Mesela BEES diye bir programımız var. Evet. İş Bankası önemli bir mainframe kullanıcısı olduğu için mainframe'in bu yeni teknoloji entegrasyonu konusunda ciddi aşamada katlı şeyler var, ilerlemeler var. Mesela hybrid cloud ortamına mainframe teknolojinin entegre olması, aynı zamanda iş gücünün de buna entegre olmasını paralel yürütmeye çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla İş Bankası'nda da arkadaşlarımız var bu program içerisinde çalışan. Evet. Yani bu da onun yani çoklu bir şekilde yani farklı bir takım boyutlardan bakmamız gerekiyor ve elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz ülkede. Evet, ben bu tarz sinerjilerin de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yine başa doğru gelirsek bahsettiğiniz gibi kurumlar bunu yavaş yavaş geçişe hazırlandıktan sonra ama bunu biraz da temel bir stratejiyle ama parça parça geçtikçe işte cloud'daki işte sizin IBM Watson gibi çeşitli teknolojileri daha rahat kullanacaklar ve dijitalleşmesi de daha hızlı bir şekilde inşallah gelişecek. Hayata geçiyor hocam. Ben de. Evet. Demek istediğiniz, bahsetmek istediğiniz başka konular var mıdır bu özelliği? Ben Türkiye'deki iş gücünün de bir yani bu en önemli konu insan. Çünkü her şeyimiz insan. Bu teknolojik kırılımın bizim için yeni bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ülkede de işte yeni yazılımcı, 1 milyon yazılımcı sloganıyla çıkmış bir takım programlar var. Hepimizin hep birlikte destek olması gerektiğini, yeni arkadaşlarımızı, işe katılacak arkadaşlarımıza geleceğe hazırlanması konusunda bugüne kadar çok güzel işler yaptık birlikte, Softtech'le birlikte bu anlamda. Evet. Doğru olduğumuzun bir ispatı olmuş oldu. Buna hep birlikte devam etmek üzere. Herkese selamlarımı iletiyorum ve teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz Volkan Bey. Çok gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Raporumuz ve podcast'e katılmanız için tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere.